Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Peninsula Corporate Finance yönetici ortağı sevgili Fatih Keresteci bizlerle birlikte her cuma olduğu gibi. Fatih hoş geldin yayınımıza. Günaydın Açıl, hoş bulduk. Şimdi özellikle önemli satır başları var. Hafta da aslında dalgalı geçti. Hem içeride hem dışarıda dalgalı geçti diyebiliriz. Yarın Çin'den gelecek olan bir açıklama var, bir basın toplantısı var. Çin Maliye Bakanlığı'nın bir destek beklentisi var. Yaklaşık 2 trilyon yuanı bulabilecek bir destek paketi açıklanması bekleniyor. Dolayısıyla aslında hafta boyunca biraz bunun spekülasyonu söz konusu oldu. Fakat bugüne dönüp baktığımızda yani Çin Bakanlığı'nın elinde de çok ekstra enstrümanlar yok. Dolayısıyla acaba bir de birazcık böyle hayal kırıklığı yaratır mı cumartesi günkü toplantı diye bugün Asya piyasalarında bir miktar satış görüyoruz. Dolayısıyla aslında biraz Çin ve Çin etkisi üzerine konuşmakta fayda var. Çünkü özellikle hem imalat kapasitesindeki fazlalığın bütün dünyaya başta bizim gibi ülkeler olmak üzere boca edilmesini yaratmış olduğu etkiler var. Çin'in tüketim anlamında kendini toparlayamadığı bir dünyada emtia fiyatları üzerinden gelen baskılar var. Bunlar önemli. Diğer taraftan Amerika'da seçim tarihi yaklaşıyor. Dolayısıyla hangi başkan adayının başkan olması halinde ekonominin ve piyasaların nasıl etkileneceğine dair senaryolar var. Bunlar da önemli ve dikkate değer. Biraz seninle bunların üzerine konuşmak isteriz. Vaktimiz de geniş bugün. Diğer taraftan özellikle iç gündemde seninle geçen hafta da konuşmuştuk. PMI verisinin ciddi anlamda sanayide yavaşlamaya işaret ettiğini. Dün sanayi üretimi rakamı da geldi. Arındırılmış veri %1.3. Diğer taraftan özellikle manşet veriye baktığımızda %5'in üzerinde bir daralma ki depremden bu yana gördüğümüz en büyük yıllık daralmaya doğru işaret ediyor sanayi tarafındaki tablo. Bunu değerlendiririz. İstihdam tarafındaysa işsizlik rakamları geldi. Orada çok büyük bir terse dönüş görünmüyor en azından rakamsal olarak ama biz özellikle sanayi kesiminde, imalat tarafında işten çıkarmaların biraz daha yoğun olarak devam ettiğini duyuyoruz. Dolayısıyla bir parça bunların üzerine de değerlendirme yapmaya çalışırız. Borsa İstanbul oldukça zayıf bir performans gösteriyor. Birazcık da Borsa İstanbul ve piyasalar kur denklemi üzerine de değerlendirme yapmaya çalışırız. Geçen hafta bıraktığımız yerden biraz bunların üzerine de yorumunu almaya çalışırım. Çin çok sarsıntı yarattı. İstersen bir hızlıca burayla başlayalım. Ne kadar büyük bir beklenti varı? Dediğimiz gibi 2 trilyon yuan civarında bir paket beklentisi var, destekleme paketi. Faiz, zorunlu karşılık indirimleri, aynı zamanda gayrimenkul tarafını satın alımı kolaylaştıracak bir dizi önlem, bankalara konut kredileri tarafında el serbestisi tanınması gibi şeylerin ardından şimdi bir de bütçe tarafından gelecek destekle burayı toparlama isteği var gibi duruyor ama zor da görünüyor. Yani Covid başladığından bu yana özellikle ha çıkacak, ha toparladı, o toparlayacak derken Çin bir türlü dirlik düzen tutmadı. Evet, Çin son dönemde bayağı ivme kaybeden bir ekonomi. Aslında hikaye tam 2050 yılların sonuna gidiyor. Yani öncesinde dış satımla çift hanelerde büyüyen bir ekonomik model. Sonrasında dünya büyüme pastası küçülmeye başlayıp ticaretle ilgili bazı kısıtlamalar devreye gelince Çin sorun yaşadı. Çin bu sorunu bertaraf etmek için ya içeride hazır 1,5 milyar nüfus var, onları tüketime katabilir miyim diye düşündü. 2010'lu yılların başında çok büyük inşaat harcamaları yaptı. Devasa şehirler kurdu. Hatta hani kültürü de bunu adapte etmek adına mesela futbol ligi gerçekleştirdi. İyi transferler yaptı ama yani ben hep şöyle anlatırım. Yüzyıllarca pirinci haşlayarak yiyen bir topluma siz tereyağlı pilav yediremiyorsunuz. O biraz zaman alıyor, kültür değişimi ve aslında Covid'le beraber işler biraz daha sapasardı. Aslında onun öncesinde de konut sektöründe iflaslar vardı. Hani isimleri hatırlatmak gerekirse işte Evergrande, Fantasia gibi böyle 100 milyarlarca dolarlık yani batıklarla karşı karşıya kaldı. Sonra yani Çin'in büyüme hızı %5'in de altına geldi ki bu hakikaten Çin için kritik bir oran. Fakat bu süre zarfında Çin yönetimi piyasayı teşvik etmekte, müdahale etmekten genelde imtina etti. Yani en son 2015-16 sorunlu dönemde müdahale etmişti. Sonrasında Çin'in yönetimi şöyle bir karar aldı aslında. Yani sorunlu şirketler sistemden kendi kendi çıksınlar. Biz sistemi sürekli kontrol etmeyelim, teşvik etmeyelim. Finansal piyasalara bir destek vermeyelim. Piyasa kendisi dengeye getirir. Ama son dönemde iki tane sorun ön plana çıktı benim gözlemlediğim. Birincisi genç nüfustaki işsizlik oranında hızlı bir artış var. Yani
%20'lere gelmiş durumda ve son dönemde hızlı bir artış kaydediyor. Ya bu önemli şundan dolayı, çünkü biz Covid'de gördük yani Çin yönetim tarzı olarak hani komünist bir rejim olsa bile Covid döneminde böyle tabandan gelen bir tepki olduğunu gördük. Bence Çin genç nüfustaki işsizlik oranının aslında genel sistemi tehdit edebilecek noktasına geldiğini gördü. Bu birincisi. İkincisi ise piyasa ya da yerel ekonomi kendi kendine toparlayamadı. Toparlayamadığı için de yani siz serbest bıraktığınız zaman o büyüme oranı %6'dan 5'e, 5'ten 4'e, 4'den 3'e kendi kendini besleyen negatif bir döngüye gidince işte bundan 2 hafta önce bu Golden Week öncesinde, tatil öncesinde zamanlama da şöyle önemli galiba. Hani insanlar evlerine gittikleri zaman ortada büyük bir ekonomik sorunla karşı karşıya kalmaktansa bir teşvik paketini verdiği heyecanla karşı karşıya kalsın dediler ve çok sayıda önlem açıklandı. Ama bu önlemlerin bir kısmı niyet beyanı şeklindeydi. Yani somut kısmını görmedik. Sen az önce dile getirdiğin gibi işte yarın bu anlamda somut adımlar görmeye başlayacağız ya da görmeyi umuyoruz. Fakat burada güzel bir Çin atasözü öğrendim ben. O da hani tutamış olan atı dere kenarına götürdük. Yani Çin ekonomisinin büyümeye geçmesi için gerekli adımlar atıldı. Ama at dere kenarında suyu içecek mi içmeyecek mi bunu bilmiyoruz. Yani buradaki sorun da şu. Çin'de sorunlu şirketler çok fazla. Çin ekonomisi ivme kaybetti. Sorunların bir kısmı yapısal. Ve sen de dile getirdiğin üzere Çin biraz da Türkiye'nin tam tersi diyelim. Yani biz çok tüketip az üreten bir toplumuz. Çin ise tam tersi çok üreten az tüketen. Şöyle rakamlara dökmeye çalışayım. Çin dünya sanayi üretiminin yaklaşık 1/3 yapıyor. Ama Çin'de özel sektör tüketiminin gayri safi yurt hasıla içerisindeki oranı dünyadaki benzerlerinin çok altında. O yüzden Çin'in tüketimi teşvik etmesi lazım. Ama o da siyasal rejim altında bir ikilem yaratıyor. Şöyle ki siz insanları tüketime sevk ettiğiniz zaman insanlar dünyayla daha entegre hale geldiği zaman mevcut rejimi sorgulayabilirler. Ama bu gel gitler içerisinde artık geldiğimiz noktada bir kez artık hani söz ağızdan çıktı. Teşvik, reform, tüketimin artırılması, inşaat sektörüne destek verilmesi, Çin özel sektör müteşebbisine destek gibi kavramlar artık çıktı. Piyasa bunu çok büyük bir heyecanla fiyatlandırdı. Yani Çin borsası yanılmıyorsam bu işler başladıktan öncesine göre yani yaklaşık 3 hafta öncesine göre %25-30 civarında bir artış kaydetti. Şimdi somut adımlar gelmesi lazım. Gelirse bu iyimserlik korunur. Gelmezse çok terste kalırız. Bu birinci aşama. İkinci aşama da açın. Bu adımın atıldıktan sonra hani ben yine o Çin atasözündeki örneğime döneyim. Bu at suyu içecek mi? Çünkü biliyoruz ki yani yapısal sorunlar var. Şirketler sorumlu. Çin'de galiba 100 bin civarında şirket zarar açıklıyor. Bunların bir kısmı batık. Konut sektöründe trilyon dolarlarca batıklar var. Bunlar çözülmeden nasıl bu ata suyu içireceğiz? Bunlar soru işareti ama dediğin gibi önümüzdeki günlerde bu önemli. Bir de şöyle önemli. Yani Çin üretim fazlasını sübvanse ederek dünyaya bocalıyor. O da dünyada yerel sanayileri, yerel endüstrileri büyük baskı altında tutuyor. Bu baskılanma da Çin'e karşı ticari sınırlama iştahını daha fazla arttırıyor ki bu sabah erken saatlerinde resmi gazetede bence geç kalmış bir karar ama olsun doğru bir karardır. O da Çin'den Türkiye demir çelik ürünlerine daha çok hani yassı sıcak haddelenmiş ürünler tarafına hani anti-dumping kararı aldı. Yani bu dünyanın her tarafında uygulanıyor. Çünkü Çin'in bu agresif ve adil fiyat rekabetinin ötesine geçen adımlarına karşı dünyanın kendini koruması lazım. Bu koruma arttıkça Çin daha zor durumda kalacak. Böyle bir ikilem bakalım görelim. Yarın önemli olacak. Özellikle tabii %28 zirve noktasında Çin'in bu haber akışı başladıktan sonraki yukarı yönlü hareketi. Çin'de iki tane önemli konu vardı. Bunlardan bir tanesi biraz önce sen ufak ufak altını çizdin ama iki önemli tema. Bir tanesi Common Prosperity dediği içerideki hane halkının gelirini biraz daha adil şekilde yukarıya çekip iç tüketimi canlandırarak büyümede o onlardan yedilere daha sonrasında beşlere doğru gerileyen yapıyı iç tüketimde canlandırma stratejisi. Bunun neresindeyiz bu tartışılabilir. İkincisi özellikle yine yurt dışına yani Common Prosperity bu önemli unsurlardan biriydi. Daha adil bir dağılım. İkincisi de yurt dışına bağımlılığı hem üretim hem ticari anlamda bağımlılığı azaltacak dual circulation dediğimiz çifte dolaşım stratejisi. Ben hem içeride üretimi daha fazlalaştırayım hem belli başlı nüfuz alanları yaratarak buralarda kendime üretim üssü yapabileceğim çeşitli pek alanlar üreteyim. Dolayısıyla benim üzerime gelebilecek olan baskıyı biraz bu alanda hafifletirken kendi içerideki teknolojili ve yüksek teknolojili üretimimi biraz daha önceliklendireyim. Dolayısıyla bu iki temel strateji
Xi Jinping başa geldikten sonra özellikle 2021-2022 döneminde onun alameti farikası olarak ön plana çıkan unsurlardı. Dünyada da bunların bir karşılığı var. Dolayısıyla bu ticari yaptırımlar, ticaret savaşları, işte bizde de olan, Avrupa Birliği'nde de olan elektrikli araçlardaki engeller, tarife dışı çıkartılan çeşitli engeller, bunlar hani bütün bu stratejilerin çarpıştığı bir ortamı beraberinde getiriyor. Özellikle Batı'dan fonlaması önemli ölçüde kesildi Çin'in. Dolayısıyla hem Amerika kaynaklı hem Avrupa kaynaklı fonların Çin'e girişlerinde ciddi bir sınırlama var. Bu ülkelerden gelen şirketlerin Çin'de şirket alma, stratejik ortaklık yapma iştahlarında ciddi azalış var ve çoğu bu ülkedeki var olan iştiraklerinden de çıkmaya çalışıyorlar. Büyük Amerikan şirketleri açısından söylüyorum ağırlıklı olarak. Dolayısıyla aslında Çin'in fonlama kaynağı bir miktar akamete uğramıştı. Şimdi son birkaç gün içerisinde biraz daha belirgin haber akışı da görmeye başladık bununla ilgili. Uzunca bir süredir takip ediyorduk ama Körfez bölgesinin Çin'e, Çinli şirketlere bayağı yatırım yapmaya başladığını duyuyoruz. Dolayısıyla dünyadaki bu globalizasyonla birlikte yaşanan bütünleşmenin deglobalizasyonla biraz daha yapı söküme uğradığı ortamda Amerika'nın ya da Batı İttifakı'nın Rusya'da ya da Çin'de yaratmış olduğu boşlukların biraz daha farklı sermayelerle ağırlıklı olarak Çin için konuşuyorum. Başta Körfez olarak doldurulmaya çalışıldığını anlıyoruz. Dünya biraz daha bildiğimiz düzlemden çıkmaya başlıyor. Biz günlük tartışmalar, hisseler indi çıktı tartışmaları içerisinde bunları çok fazla gözden kaçırıyor olabiliriz ama hani bu program özellikle biraz daha vizyon açısından da bir şey katmalı diye baktığımız için yıllardır hep bu konulara eğiliyoruz. Bu tarafa ne dersin diye sormak isterim sana da. Evet. Şimdi açıl aslında aynen dediğin gibi dünya hızla değişiyor ve dönüşüyor. Ve biz bunun özellikle ekonomi, ticaret tarafındaki yansımalarını net bir şekilde izliyoruz. Yani ben hep böyle sunumlarımda bu konuyu ön plana çıkarıyorum. Şu şekilde ön plana çıkarırım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonrası kurulan kurullar ve sistem yavaş yavaş devreden çıkıyor. Yani bunu geçtiğimiz haftalarda Birleşmiş Milletler'in geleceğin zirvesi adıyla zirve düzenleyip ama temel itibariyle artık niteliksizleşen ve işlevsiz hale gelen kurumlarını yeniden harekete geçirme gayesiyle Batı İttifakı karşısında BRICS'in artık sadece bir finansal bir olgu değil, bir siyasal olguya doğru dönüşmesiyle bu yeni dünya düzlemi içerisinde hani o 2000'li yıllarda daha doğrusu Berlin Duvarı'nın yıkılıp Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Amerika'nın tek kutuplu yapısında ön plana çıkan o küreselleşme olgusu, o küreselleşmenin dünyaya getirmiş olduğu refahın bir yerden sonra siyasi anlamda tehdit hale gelmesiyle beraber Batı'nın hızlı bir şekilde devreye sokmuş olduğu ticari korumalarla ya da Amerika'nın hani bu slogan hani MAGA diyorlar ya hani yeniden Amerika'yı büyük yapalım hikayesi ki belki birazdan konuşuruz hani Trump ya da Harris hani hiç fark etmez bu Amerika'nın devlet politikası. Artık Amerika Çin'i bir tehdit olarak algılıyor ve bu tehdide karşılık olarak da uzun vadeli bir stratejiyle Çin'i ticareten yenmeye çalışıyor. Ama burada ıskalanan bir nokta var, o da şu. Yani aslında Rusya'nın Çin'in tarafında yer alabileceği hikayesi baştan beri vardı. Ve ben açıkçası Ukrayna-Rusya savaşının bu düzlemde ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu denklemde Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerinin o tarafta pozisyonlanma ihtimali biraz göz ardı edilmiş gibiydi. O da oyunun dengesini bozan bir hikaye oldu. Şimdi burada senin yani güzel dile getirdiğin mesele şu. Biz küreselleşme olgusunu artık geride bırakıyoruz. Onun yerine başka bir olguyla karşı karşıya kalıyoruz. Onun adına yerelsellik mi diyelim, yerindelik mi diyelim, bölgeselcilik mi diyelim ama birkaç İngilizce kelime kullanacağım affınıza sığınıp. O da şu, küreselleşmenin en temel sloganı aslında offshore gitti. Yani gidin istediğiniz yerde üretin, istediğiniz yerde yatırım yapın. Ve bununla ilgili herhangi bir sınırlama, kısıtlama söz konusu değildi. Ve dünya 90'larda, 2000'lerde, 2010'larda bunu yaptı. Yani Amerikan şirketlerinin Çin'de yatırımları da bunun bir parçasıydı. Ama hani 2010'ların ortasından sonra devreye çıkan, pandemiden sonra imrenen olgu tersine dönmeye başladı. Ve bu offshoring'in yerine 3 yeni kavram aldı. Hiç uzaklara gitme, gel bende yatırım yap, onshoring. Bana gelemiyorsan yakınıma gel. Yani mesela Amerika için bu Kanada ya da Meksika için geçerli. Bunun adı nearshoring. Yakınıma da gelemiyorsan dostumda üretim yap. Bunun adı friendshoring.
Şimdi bakın bu dost kavramı bir kez devreye girdikten sonra aslında dünyada yeni bir kutup ortaya çıkıyor. Yani Batı medeniyeti ya da Batı topluluğu diyelim, Batı paktı diyelim, diğer tarafı BRICS. Bence bu mücadele uzun vadede çatışma ortamına gidecek ama bu çatışmayı illa top tüfekle olacak diye düşünmeyelim. Çünkü dünya 2. Dünya Savaşı'ndan bayağı bir travmalarla ayrıldığından dolayı yani bu tip sıcak temaslar sadece, bakın bunu üzülerek söylüyorum şu şekilde, insana değerin az verilmiş olduğu coğrafyalarda vekalet savaşları olarak ortaya çıkıyor. Onun dışında bizim gördüğümüz ticari savaşlar, ekonomik savaşlar, işte siber güvenlik savaşları, biyolojik savaşlar, asimetrik, işte dezenformatif savaşlar gibi şeylerle karşı karşıya kalacak. Bence dünya buna hazırlanıyor. Hatta biz Amerikan seçiminde çıkacak tabloyu da, yani bu mücadeleye giden yolda trendin nasıl gideceği olarak okumamız lazım. İşte buradaki Çin'in ekonomik olarak ayakta kalabiliyor olması lazım ki bu mücadelede kendine pozisyon edinebilsin. Ama Amerika'da başka bir şey yapıyor. Amerika'da kendi kendine yetebilme hikayesi, yani bu self-reliance dediğimiz hikaye ya da Çin'den ayrışma, decoupling from China siyaseti tamamıyla bununla alakalı. Yani o yüzden ben uzun vadede böyle bir mücadeleyi bekliyorum. Şimdi belki birazdan konuşuruz. Bu mücadelede Türkiye işin neresinde? Bu hafta çok önemliydi. Yani önce Çin, işte Türkiye elektrikli otomobillerle ilgili bir karar aldı. Sonra Çin, Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etme noktasına geldi. Sonra Türkiye demir çelik tarafında bir adım atmış oldu. Türkiye'nin pozisyonu burada önemli olacaktır. Yani bence bizi önümüzdeki 5-10 sene tansiyonun yüksek olduğu bir dönem bekliyor ve kritik nokta da şu, dünyada daha milliyetçi yapılar, yani daha aşırı sağ yönetimler iş başına geliyor. Ve bu aşırı sağın iş başına geliyor olması da bu bahsetmiş olduğumuz çatışmacı ya da korumacı ortamı daha da pekiştirebilir. Senin de zikrettiğin gibi yani biz böyle fikri derinlik anlamında bir tartışma noktası yaratarak aslında bizi izleyenlere daha uzun vadeli bir açı sunabilirsek, ben bu bakış açısında böyle bir dünyanın bizi beklediği kanaatindeyim. Türkiye buna hazır mı değil mi tartışması gereken konu bence. Burada özellikle senin de biraz önce bahsettiğin kısım bence önemli çünkü hakikaten Türkiye'de özellikle son 1-1,5 senedir Çin'in atıl kapasitesinden kaynaklı üretim fazlasını boca etmesi nedeniyle üretim tarafında yaşanan birçok zorluk var. Sadece Çin üzerinden değil, gelen önlem zaten Çin'i, Hindistan'ı, Rusya'yı da kapsıyor. Dolayısıyla yani demir çelik Türkiye'nin çok önemli sektörlerinden bir tanesi. Çok da iyi üreticilerimiz var. Ama buralarda tabii bu dumpingli ürünlerin buralara boca edilmesi hikayesi bayağı ciddi güçlük, zorluk yaratıyor. Biraz önce bahsettiğin yine özellikle Türkiye'nin Çin'den gelen elektrikli araçlar eğer Türkiye'de üretilmiyorsa koyduğu vergi, Avrupa Birliği'ne paralel bir vergilendirme mekanizması bu aslında. Ama burada üretim için arka arkaya gelen önce BYD'nin zaten yatırımı açıklandı. İşte yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yatırım Manisa'da gerçekleşecek. Şimdi Chery'nin Türkiye'ye yatırım için son aşamaya geldiğini anlıyoruz, öğreniyoruz. Elektrikli araç tarafında Türkiye, Çin için Avrupa Birliği'ne gümrük birliği üzerinden hani gümrüksüz ürün aktarımı açısından bir kapı üretmiş gibi görünüyor. Ve bu Türkiye açısından faydalı, zira Romanya'da, Bulgaristan'da bu yatırımların yapılmasının önünde bir engel yok. Gümrük birliği olduğu için oradan bu ürünlerin Türkiye'ye girip yine Türkiye'de pazarı tehdit etmesi olasılığı da var. Dolayısıyla hani burada olup buradan diğer taraflara gitmesi bizim açımızdan daha doğru bir strateji. Fakat bence bundan sonrasını şöyle de tartışabiliriz. Ürün ürün mü bakmak lazım? Yoksa topyekün bunun karşılıklı bunu yaptın bunu yaptım gibi bir çekişmeli sürece gitmesini mi beklemek lazım? Türkiye çünkü önemli bir yerde duruyor şu anda. Hem Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği üzerinden çok ciddi bir geçiş kapısı, hem özellikle Çin tarafıyla da yakınlaşan ilişkiler hasebiyle bu dengeyi yönetme kapasitesine sahip bir ortamdayız. Bu iktidarlardan bağımsız devam edebilecek de bir strateji gibi görünüyor. Yani Türkiye'de devlet aklının çok net bir şekilde işlemesini gerektiren bir dönem gibi geliyor. Ne dersin? Evet. Şimdi açıl önce bu tespitini bir böyle metaforla nakletmeye çalışayım. Çin'in yüzyıllar önce hani düşmanlarına karşı o yapmış olduğu Çin Seddi'nin bir benzerini şu an Batı Çin'e karşı yapıyor. Yani ticari anlamda ve Çin'de şimdiden bu duvarın öte yanında pozisyonlanmak adına çeşitli arayışlar içerisinde, işte Türkiye'de işte Chery ya da hani BYD'nin yatırımları falan bu kapsamda düşünüyor. Çünkü Çin şunu düşünüyor: bir süre sonra duvar öyle bir yükselecek ki yani Çin'in dışarıya mal satması hani namümkün hale gelecek. O yüzden bir şekilde ona karşı önlem almaya çalışıyor.
Şimdi Türkiye ile ilgili bence yani çok değerli bir tartışma. O da şu. Yani Türkiye topyekün Çin'e karşı bir ticari sınırlama tarzında bir adım mı atmalı yoksa ürün bazlı mı gitmeli? Vallahi ben biraz burada Türkiye'nin diplomatik duruşunu da buna katmak istiyorum. Çünkü malumun yani Türkiye'nin diplomatik duruşu son yıllarda hani asla bütüncül değil. Aslında hani konu bazlı hareket eden bir davranış izliyor. Mesela somut bir örnek vereyim. Türkiye Ukrayna ile ilişkilerinde yani hiçbir zaman Kırım'ın işgalini kabul eden bir noktada değil ve Kırım'ın Ukrayna'ya bağlı olduğunu savunuyor. Ama öte taraftan da Rusya ile ilişkilerini sıcak tutmaya çalışıyor. Ya da ikinci Türkiye BRICS'e hani bir şekilde ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor ama öte yandan Çin'e karşı da hani bazı önlemler gündeme getiriyor. Ben bu Türkiye'nin bu duruşunu rasyonel buluyorum. Çünkü bütüncül olarak devreye girdiğiniz zaman aslında taraf oluyorsunuz. Taraf olmayıp siz kendi çıkarlarınız anlamında gittiğiniz zaman ki bence yani daha önce burada bazı hatalar yaptık. Biz hani böyle ebedi dostluk ya da ezeli düşmanlık gibi kavramlar üzerine gittik ama hani asla diplomasi böyle bir şey değil. Dış ticareti de bu kapsamda düşündüğümüz zaman aslında kişisel çıkarlar, ülke çıkarları, ulusal güvenlik meselesi üzerinden gitmemiz lazım. O yüzden de hani bunu bence ürün ürün, sektör sektör bakmak lazım. Şu anda gidişat o yönde gibi görünüyor. Ben bunu anlamlı görüyorum. Şimdi bizi izleyenler şöyle bir noktada eleştiri getirebilirler. Mesela demir çelik üzerinde konuşalım. Çünkü aslında Çin'den gelen sübvanse edilmiş ürünler içeride bir ucuz imkan yaratıyordu. Doğru. Çünkü zaten hani ucuz olması da bu adil fiyat rekabeti dışına çıktığının bir göstergesi. Ama unutmayalım ki eğer dünya uzun vadede bir yerde iyice çatışmacı hale gidecekse Türkiye'nin o tarihte o çatışmacı ortamda dışarıdan mal tedarik etme imkanları azalacak ya da azalmasa bile Türkiye'yi dışa bağımlı kılan yapı bizim siyasi yapıyı da bağımsız kılma ötesine gidecekse bizim yerli ve milli sanayilerimizi korumamız lazım. Yani bu Atatürk'ün milliyetçilik yani ilkesinin de bir parçası olarak gündeme gelen bir konu. O yüzden yani bizim yerli sanayimizi korumamız lazım ki uzun vadede bizim ulusal güvenlik meselesini ön plana çıkarmamız lazım. Ben burada Türkiye'nin şimdilik ya tekrar söylüyorum bazı noktada geç kalındı ama yani asla hani doğru adım atmak günün sonunda iyidir. Bu noktada bizim yerli sanayi koruması lazım ama yerli sanayi korurken de yerli sanayinin hani rekabet dışına da gitmemesi lazım. Yani hani şöyle düşünün uzun yıllar boyunca otomotiv sanayi içeride rekabete kapalı bir noktada verimsizliği beraberine getirmişti. O yüzden verimsizliğiyle ilerlemek lazım. Ben bunun zaten olacağına inanmıyorum. Çünkü içerideki mesela demir çelik üreticilerimiz hakikaten birbirinden çok hani güçlü, yetenekli yapılardalar. Bu kendi aralarında rekabetle bunu çözerler diye düşünüyorum. Bence yani bu sosyoekonomik ya da hani diplomatik ekonomik kavramların stratejik anlamda uzun vadede çok değerli pozisyonda olacağını ve Türkiye'nin bu çabalarını hani asla bir tarafta net pozisyonlanma değil, hani ürün bazlı, sektör bazlı bakarak, çıkar bazlı olarak ve ulusal güvenlik ilkelerini ön plana çıkarak ilerletmesinin hepimizin faydası olacağı kanaatindeyim. Fatih, müsaadenle kısa bir araya gideceğim şimdi. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah raporunun ikinci bölümünde Fatih Keresteci ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fatih, dün gelen Amerika'daki enflasyon verisi önemli bir unsur. Beklentinin bir tık üzerinde. Şimdi hem istihdam piyasası güçlü geldi son tarım dışı istihdam rakamıyla birlikte. Hem dün enflasyon bir parça yüksek geldi. Aslında önce ekonomi çok hızlı yavaşlıyor diyerek 50 bas puanlık bir faiz indirimi fiyatlamasına gitmiş bir piyasa vardı. Daha sonrasında bu olmuyor anladık diyerek 25 bas puanı cebine koymuş bir piyasa vardı. Şimdi enflasyon da dün yüksek gelince tarım dışı istihdam güçlü, enflasyon bir tık yüksek. Atlanta Fed Başkanı Rafael Bostic'in açıklaması var. Diyor ki gerekirse arada verebiliriz yani bir toplantı faiz indirimi konusunda. Bunun üzerine tartışma biraz daha acaba indirim olmayabilir mi Kasım ayında ya dönmüş gibi duruyor. Hala bas senaryo indirim çerçevesinde ama %100 25 bas puan faiz inerden %80 25 bas puan faiz inere doğru ufak da olsa bir tavsaması var en azından son dönemdeki eğilimin. Ne dersin, ne kadar kalıcı ya da etkili olmasını beklersin? Şimdi piyasa fiyatlaması biraz böyle coşku tabanlı hareket ediyor. Yani hatırlarsan sene başında FED'den bir ara 6 tane indirim bekliyordu. Sonra bir ara yani 0 indirime geldi. İşte geçtiğimiz dönemde yine FED'den 50-50 beklentiye girdi. Şimdi yine ama yani Amerikan ekonomisinin bence
küçük resminden ziyade büyük resmine bakmak lazım. O da şu şekilde: enflasyon düşüyor ama çok hızlı düşmüyor. Yani çekirdek enflasyon hala üçlü seviyelerde. O yüzden yani Fed'in hala bence endişe listesinde enflasyon var. İşsizlikle ilgili olarak bundan iki ay önce acaba burası kötü bir yere mi doğru gidiyor şeklinde bir görüş vardı. Sonra olmadı, ortaya çıktı. Aslında ben şey söylüyorum Amerika piyasası için. Yani bundan iyisi, yani Şam'da kayısı. Çünkü düşünsene, yani enflasyon düşüyor. Büyüme hala canlı. Hala canlı. Ki biz hani iktisat teorisi olarak böyle %5,5'larda seyreden faizlerin Amerika'da resesyon yaratabileceğinden korkmuştuk. Bir ara bunu fiyatlamıştık. Böyle bir şey olmadı. Amerika'da büyüme hala canlı. Bir de Amerikan Merkez Bankası da faiz indiriyor. Şimdi ilk 50 bas puanlık faiz indirimi şöyleymiş, belli oldu. Yani çarşamba günü Fed'in son toplantı sonuçları gelince gördük. Bence Başkan Powell'ın başını çekmiş olduğu bir grup ileride bir yerlerde Fed yine hata yaptı. Yani ithamıyla karşı karşıya kalmamak için önden yüklemeli bir faiz indirimine gitmiş. Bu önden yüklemeli, ama sonrasına ilişkin dediğin gibi gidişat şu an öyle bir hani yüksek oranlı bir faiz indirimi gerektirmiyor. Yani benim kanaatim Fed büyük resme bakacak. Bir kere faiz indirimine başladı. Yani bunu burada durdurursa kendi içerisinde çelişki yaratır ve piyasanın kafalarını karıştırır. O yüzden ben Fed'in işte Kasım'da 25 bas puan, Aralık'ta 25 bas puan yaparak aslında önümüzdeki sene geçeceğini düşünüyorum. Dünyada da eğilim böyle. Mesela biz Avrupa'da da muhtemelen bir çeyrek indirim göreceğiz. Sabah erken saatlerinde Güney Kore ilk indirim kararını attı. Yani dünyada faiz indirmeyen ülke sayısı çok çok az. Herhalde biz yani okullardayız. Onun dışında her yerde öyle. Şimdi yine tabii şöyle söyleyeyim. Yani piyasa tabii ki bu genel bir denge modelinin etrafında dalgalanacak. Yani bazen çok, bazen az indirim bekleyecek. Ama bence artık yavaş yavaş biz önümüzdeki haftadan itibaren piyasaları artık Amerikan seçimlerinin sonuçlarına doğru hani odaklanacağını göreceğiz. Yani hani Trump gelirse ne olur ya da Harris gelirse ne olur, ve biz basından şeyi izlemeye başladık. Hani toplumun fikirlerine önem vermiş olduğu ya da çok sembol isimlerin tavırlarını görmeye başladık. Önce Elon Musk çıktı. Yani belli ki Musk, yani Trump kazanırsa Trump kabinesinde rol alacak ve bahislerde Trump'ın oyunu hemen yukarı çekmiş oldu. Dün de yani Nuray Rubini, hani bu kriz kahini, o da dedi ki bence Harris daha iyi olur demeye başladı. Şimdi artık sadece bunları konuşacağız bence. Bunlara göre bir hareket çizeceğiz. Yani 7 Kasım'da Fed'in kararı da seçimden 2 gün sonra, hakikaten zamanlaması da enteresan olmuş. Ne olacağını göreceğiz, ama ben hala Fed'den Kasım'da 25 bas puanlı bir indirim adımı bekliyorum. Peki dönüyorum artık Türkiye'ye. Özellikle bu tarafa bakınca dünkü sanayi üretimi verisini de geçtiğimiz haftaki PMI verisini eklemek lazım. Ciddi hızlı bir soğuma ve yavaşlama imalat tarafı için göze çarpmaya başlamış görünüyor. İşsizlik rakamı da geldi dün, ama işsizlik rakamı manşette bir miktar daha iyileşmeye işaret ediyor. Tabii Türkiye'de işsizlik rakamlarının selameti üzerine tartışılabilir anket bazlı gösterge. Biz sektörel kırılımları 3 ayda bir görüyoruz. Oralarda ne kadar sağlıklı tablo, çok da emin olamıyoruz. Atıl iş gücünde bir tık yukarı yönlü hareket var. Ama sanayicilerle görüştüğümüzde işten çıkarmaların bayağı yoğunlaştığına dair de haber akışı alıyoruz. Yavaşlama konusunu nasıl görüyorsun diye sorayım sana. Evet. Şimdi açıyorum. Geçen hafta seninle çok değerli bir tartışma yaptık bence. Hani ben o tartışmada sanayide yavaşlama değil, bence yavaşlama kelimesi doğru değil, sanayide ani duruş riski olduğunu, hatta bu riskin belli ölçüde realize edilmeye başladığını dile getirmiştim. Çünkü hatırlarsan PMI pandemiden beri en düşük seviyedeydi, ya da iktisadi yönelim anketindeki alt kırılımlar buna işaret ediyordu. Dün Ağustos ayı sanayi üretimi de bunu gösterdi ki bak rakam Ağustos ayı hala, yani Eylül-Ekim'e geldiğimiz zaman durum hakikaten daha kötü. Yani dün Gaziantep'teydim. Antep'te de bayağı böyle değerli muhabbetler ettik o bölge, ki hani Antep bu bizim ekonomideki yavaşlamadan en derin etkilenen şehirlerden birisi. Onun temel sebebi de hani tekstil ve tekstil yan sanayileri, emek yoğun sektörler çok daha negatif etkileniyor gibi görüyorum. Yani ben açıkçası şöyle görüyorum. Türkiye'de sanayi ile hizmet sektörü arasında keskin bir ayrışma var. Zaten dün hani dediğin gibi selameti anlamında bazı soru işaretleri olsa bile işsizlik rakamları onu gösteriyor. Yani hizmet sektöründe işler iyi gidiyor. Hizmet, o tarafta istihdam fena değil. Ama sanayi tarafında işler kötü gidiyor ve işten çıkarmalarla beraber aslında bir kalite sorunu var. Yani bu altın iş gücündeki yetenek uyumsuzluğu hikayesi söz konusu. Bence bu daha da derinleşebilir ve bu derinleşme bir yerden sonra hakikaten Türkiye'yi artık enflasyonun birinci risk olmasından çıkarıp işsizlik noktasına doğru götürebilir. Yani henüz daha çok derin bir noktaya gelmedik, ama gidişat itibariyle
Hani bir de mesele sadece bu arada para politikası da değil. Yani hani ben geçen haftamız tartışmamızda belki o noktaya odaklandık ama Türkiye'nin başka yapısal sorunları da söz konusu. Yani şöyle düşünelim, bizim ana ihracat pazarımız Avrupa ama Avrupa'da derin bir durgunluk söz konusu ve bu durgunluğun yapısal olmasından endişe ediyoruz. Bu birinci mesele. İşte Çin'i konuştuk, onu tekrar üstüne hani basmayalım. Yani üçüncü nokta geldiğimizde Türkiye'nin demografik şartları değişiyor. Yani yaşlanıyoruz artık. O yaşlanmanın getirmiş olduğu birçok etki var. Dün TÜİK'in düzeltme olarak yayınlamış olduğu bir Türkiye'nin o gelir hikayesi, sosyoekonomik yapı, gelir dağılımındaki bozulma var. Artık bu gelir dağılımı farklı farklı kategorilerde artık oyunun kurallarını yeniden gündeme getiriyor. Yani bence buna biraz önemsemek lazım. Şeyin farkındayım, yani Merkez Bankası enflasyonda bir sinyal görmediği için faiz indiremiyor belki ama belki biz tüm ekonomik sorunların çözümünü artık Merkez Bankası'na bırakmıyor olmamız lazım. Çünkü tüm yükü Merkez Bankası'na bıraktık gibime geliyor. Halbuki enflasyon sosyal bir sorundur. Enflasyon siyasal bir sorundur. O yüzden bu sorunla mücadele etmek için de toplumsal bir mutabakat sağlamamız lazım. Siyasetin devreye giriyor olması lazım. Daha somutlaşman lazımsa kamu kesiminin tasarruf ediyor olması lazım. Yapısal reformların devreye giriyor olması lazım. Bunlar enflasyonla mücadeleyi sağlıklı hale getirir ve başarı ihtimalini artırır. Aksi takdirde sadece Merkez Bankası'nın omuzlarına bırakmış olduğumuz enflasyonun çözümü yine mümkün ama Merkez Bankası kendi uhdesindeki politik araçları olan faizi daha uzun süre ve daha yüksek tutarak işte sanayi tarafında ekonomideki durgunluğu beraberine getirir. Bence bu noktada geçmişte de kullanmış olduğumuz KGF tarzı, adı öyle olmasa bile ya da şekli biraz daha farklı olsa bile bence bu tarafta Türkiye'nin sanayi tarafına bazı destekleri de gündeme alıyor olması lazım. Aksi takdirde hani şöyle mühendislikten bir örnek vereyim. Yani duran bir otomobili çalıştırmak için sarf edeceğimiz enerji yavaşlayan bir ekonomiyi hızlandırmak için sarf edeceğimizden çok daha fazladır. O yüzden o noktaya gelmeden bazı aksiyon almamız lazım. Ben net bir şekilde bu tarafta çalışan birisi olarak senin de zikrettiğin üzere sanayideki yavaşlama kelimesini ani duruş noktasına doğru ilerlediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle sürenin sonuna yaklaşırken bir de şu kısmını sorayım. Daha önceden alınmış da bir değişken faizli krediler var. Bunların yaratmış olduğu çeşitli güçlükler de var. Mesela TLRF endeksli krediler bir dönem çok fazla tartışılmış, konuşulmuş vesaire alınmıştı da. Şimdi bundan kaynaklanan güçlük yaşayan işletmeler de var. Bu tarafa dönük bir mesaj, bir bakış açısı vermek mümkün mü? Çünkü bizim de bugün Bloomberg Business Week Türkiye'nin kapağındaki temel konu bu. Yani fırtınanın merkezinde sanayi, özellikle son dönemde diye. Sanayicilerden programa destek var. Bu programa destek var ama bir tarafıyla dönüp baktığımızda da hani çıkış için zamanlama ne zaman olabilir? Hangi noktada olabilir? Biraz daha öngörülebilirlik olursa, bu konuda bir iletişim olursa diyorlar. Biz de ya aşırı önlem almaktan kurtulmuş oluruz ya da önlemleri daha uzun süreli, daha uzun vadeli ve sert almamız gerekiyorsa kendimizi buna göre hazırlayabiliriz derler. Bizim konuştuğumuz sanayicilerde. Dolayısıyla hani biraz ince ayara ihtiyaç var gibi görünüyor buralarda, bilmiyorum ne dersin? Evet. Şimdi açım, Türkiye'nin karşı karşıya olmuş olduğu risk erken sanayisizleşme riski. Bu büyük bir risk. Yani zaten bizim hani sanayimizi yeni yeni hani oluşturup yaşartıyoruz. Ama bu sanayisizleşme riski hakikaten sıkıntı. Bir de meseleyi sadece faiz bağlamları almıyorum. Sen çok güzel aslında değindin. Bir sanayi stratejisi ortaya koymamız lazım. Burada da çok büyük hatalar yaptık. Bak şöyle özetleyeyim. 2021'in sonunda hatırlar mısın o yeni ekonomi programında temel argüman zayıf Türk lirası üzerine kurgulanmış. Hatta başta Çin modeli denildi, sonra düzeltildi falan ama zayıf Türk lirası üzerine kurulan bir model vardı. Tarih 2021'in sonu. 2023'ün ikinci yarısında tam tersine döndük. Türk lirasında reel değerlenme üzerine kurgulanmış katma değerli modele gittik. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde en gelişmiş sanayi bile 1,5 yılda uzun vadeli stratejisini bir uçtan bir uca taşıyamazsınız. Yani o yüzden bu sanayi politikası ortaya koymak lazım. Bu politikanın uzun vadeli yaşaması için ince ayarlar yapmak lazım. Ve yani bu noktada teşvikler, destekler olması lazım. Ve dediğin gibi bu hani %8,5-12 aralığındaki o nihai faize denk gelen kredilerin şu an 50-60'lar civarına denk geliyor. Bu kadar kısa sürede bu kadar artışı hiçbir yapı kaldıramaz. O yüzden bu noktada bizim orada bazı ince ayarlarla en azından dezenflasyon politikanın yaratmış olduğu yan etkilerini bir miktar azaltmamız gerekir ki uzun vadede bu ülkenin sanayileşme anlamında belli bir trendte kalması adına. Yoksa bir taraftan Çin baskısı, bir taraftan Avrupa'daki yavaşlama, bir taraftan demografik değişimle beraber içeriden
yetenekli insan kaynağının gelmiyor olması gibi sorunlarla sanayi yalnız bırakmamamızda fayda var. Bu noktada otoritelerden ricada bulunuyorum. Çünkü uzun vadede hakikaten büyük bir risk burada. Fatih Keresteci, çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli görüşlerini bizlerle paylaştın. Bu cuma sabahını bizlerle geçirdiğin için sabah raporundan bugünlük bu kadar diyoruz. Hoşçakalın.